Evet arkadaşlar, 35. haftanın kadrosuyla İlk maçlara bakacağız. Ayın 20'sinde yani yarın Kasımpaşa İstanbul Spor bunu maçın kadrosunu göreceğiz. Geçen hafta Bauken'den patlamıştım. Maalesef bilgisayarımdan giriş yapabildiğim için değiştiremedim. Çünkü iPhone'da Gmail ile giriş olmuyor. Giriş yapamadım. Bu kadroyu değiştiremedim. Maalesef boşuna Joker almış oldum. Bu maçı goller olabilir. Karşılıklı goller olabileceğini düşünüyorum. Kasımpaşa İstanbul Spor'dan oyuncu alınabilir. Galatasaray Sivas Galatasaray maçı banko görüyorum. Galatasaray'dan oyuncu alacağım. Kayseri Alanya Alanyaspor geçen hafta gerçekten çok kötü bir futbol oynadı. Kayseri'nin de bay geçtiği hafta vardı. Kayseri maçı kazanmasını daha yakın görüyorum. Ümraniye Ankara Gücü. Bu maç için tam bir şey söyleyemem. Bu arada bir bildirim geldi bana. Fatih Karagümrük demiş. Dediğim anda gitti. Bir ona bakacağım birazdan. Discord'dan bildirim geldi. Borini sıkıntısı var. Kendi kalesine yazmış diye 3 puan vermişler Borini oyunda. Sanırım Opta verileri de Borini'ye gol yazdı. Diğer veriler de Borini'ye gol yazdı. Değiştirmiş olabilirler. Onunla ilgili Discord'dan bir mesaj geldi. Birazdan bakacağım. Ümraniye Ankara Gücü. Ankara Gücü son maçları kısır geçmeye başladı. Ümraniye'de karşılıklı golcü de alabiliriz. Mesela Umut Nayır veya Halisov. Onun haricinde pek oyuncuya girmem açıkçası bu maçta. Antalya Başakşehir. Başakşehir de çok iyi bir takım değil artık. Artık ligin de sonuna geldik. Başakşehir'in bir amacı yok. Antalya'da gayet bence iyi duruma çok düşeceğini, hani Antalya düşeceğini ben sanmıyorum açıkçası. Bu maça girer miyim bilemiyorum. Denenebilirse bunda antrenlanacak oyunculardan bazıları alınabilir. Mesela kim var bunda? Hacı Wright var. Onun haricinde Endao var. Bir de Trabzon Karagümrük. Karagümrük açık oynayan bir takım. Trabzonspor Fenerbahçe maçında çok iyi değillerdi. Oyuncu alınabilir miyiz bilemiyorum. Ama Kayseri'si Karagümrük'ten Cagne veya Borini yazılabilir. Onun bakar mısınız? Kadromuz şu puanda. Şu beni patlattı. Aslında şuraya Perez'i almıştım. Ferdi'yi alayım diye çıkardım. Perez'in gol atacağı tuttu. Ferdi asist yaptı ama penaltı sebebiyetten dolayı bu puanı almış. Kötü puandayım. Borini puanı gelse bile bana benim bir işime yaramayacak. Şunu değiştirebilseydim. Galatasaray'ın defansına güvenmemek kötü oldu tabii ki burada. Neyse bu kadroya böyle geçelim de. Bir sakat cezalara bakalım. Günay Güvenç kırmızı kart cezalısı Kasımpaşa'da. Başakşehir'de Mahmut Topdemir kırmızı kart cezalısı. Galatasaray Zaniolo kırmızı kart cezalısı. Sivasspor'da Dimitrios Gotas. Sivasspor'un önemli stoperlerinden bir tanesi. Önemli bir oyuncu sarı kart cezalısı. Bu maç yani Galatasaray maçında yok. Gökhan Sazdağ Kayserispor'da sarı kart cezalısı yok. Umut Güneş Alanya'da sarı kart cezalısı yok. Bu da son haftalarda iyi bir performansı vardı. Erdoğan Yeşilciot sarı kart cezalısı. Sivasspor'da Ulvestar sarı kart cezalısı. Sivasspor'da abi bu ne ya? Yatabari kırmızı kart cezalısı gösteriyor hala. Vallahi bilmiyorum Sivasspor. Erdoğan önemli bir oyuncu. Bu hatta defansın bel kemiği diyebilirim. Hadi defans Portasal Gülbestat'ta önemli bir oyuncu. Yatabari'de oynamazsa artık bilmiyorum Sivasspor Galatasaray ben favori görüyorum. Hatta Galatasaray maçı fark bile atabilir yani Sivasspor'a. Ankara Gücü'den Emre Kılınç sarı kart cezalısı. Orkun Özdemir Ümraniye sarı kart cezalısı olacak iş değil. Ümraniye'den belki yedek defans alırız 1,5 milyonluk Orkun diye düşündüğümüz anda adam kart cezalısı duruma düşüyor ya. Yedek kalecisi kimmiş ona bakacağım. Antalya Spor'da Güray Vural yok. Önemli oyunculardan bir tane sarı kart cezalısı. Trabzon sarı kart cezalısı Eren Elmalı yok. Trabzonspor'da bu hafta Karagümrük maçında. Ve Reyhan Baniya Karagümrük'te sarı kart cezalısı. O da Trabzon maçında oynamayacak. Bir de sakatlara bakalım. Emir Titris sakat. Tintis Karagümrük'ten. Alex Perez Giresunspor'da sakat. Eden Karzev Başakşehir sakat. Ali Sakat Kasımpaşa'da.
Okaka Başakşehir'de sakat görünüyor. Efkan Alanya'da sakat görünüyor. Ziyarda Sivas'ta sakat. Osayi Samuel sakatlığı var biliyorsunuz. Yine maç kadrosundan çıkarmıştı Fenerbahçe'de. Efecan Mızrakçı Karagümrük'te sakat. Onur Atasayar Ümraniye'de sakat. Başakşehir'in önemli oyuncularından birisi Patrick Siniski sakat. Altay Bayındır Fenerbahçe'den sakat. Richie Karagümrük'te sakat. Karol Kayserispor'da sakat. Leo Duarte maalesef. Geçen baktım sakatlarda gözükmedi Leo. Onun yüzünden bu hafta patladık. Başakşehir'de Leo Duarte sakat. Murat Paluli Sivasspor'dan sakat. Gerçekten Sivasspor bu hafta sarı kart cezaları sakat oyuncuların dahilinde belki zor kadro çıkacak Galatasaray karşısında. Ben Galatasaray'ın fark atacağını düşünüyorum doğrusu. Konya Spor Uçe sakat. Zenit Ferhat Alanya'da sakat. Muhammed Demir Konya'da sakat. İstanbul'u sakat gözüküyor. Adana Demirspor'da. Cavaleiro Alanyaspor'da sakat. Bu hafta oynamadı zaten. Şöyle baktığımızda Alanya'nın da bazı oyuncularında da sakatlıklar var. Mesela Cavaleiro oynayan oyunculardan bir tanesi. Yani oyuncuların bir tanesiydi. O sakat yani Alanya'nın maç kazanacağını sanmıyorum. Kayserispor alacağını düşünüyorum. Dorukhan Tokyos antrenman eksikliği demişler. Endri Çekiç sakat. Ahmet Aslan sakat zaten sezonu kapattı. Delal sakat. Lincoln sakat. Fenerbahçe'den ve Tayyip Nola Beşiktaş'tan sakat. Discord'dan bir bildirim gelmişti. Neymiş bir bakalım. Bu arada Discord ve Telegram bütçeleri aktif. Evet, şimdi okuyalım. Fatih Karagümrük'ün birinci golü ilgili Opta ile iletişime geçtik. Veri sağlayacağımız Fatih Karagümrük, Adana Demirspor maçın 43 dakikasında atılan golünü tekrar inceledi. Pozisyonda cezasına yapılan orta defansa müdahalesinden gelen topun Ertaç Özbir'in bacağına çarparak ağlara gittiğini dolayısıyla golün Ertaç Özbir'e kaydedildi ve kararda bir değişikliğe uygun görülmediği dönüşünü aldık. Oyun kurallarımız gereği tüm listesi Opta'nın değerlendirme sistemi sonrası işlediği verilere göre belirlenmekte olacağı haftanın sonuçları bu veriler kapsamında açıklanacaktır demiş. Yani gole Borini'ye vermemişler. Maalesef. Benim için değişen bir şey yok. Yani bu kadro için de çok önemli bir oyuncu değildi. Hatta Facebook grubumda bir bakayım. Hatta yazayım. Yoruma bir şey demiş. Şöyle ben bir yazı vereyim de. Opta verilerine göre Borini attığı gol Ertaç kendi kalesine diye alınmış. Bu yüzden Borini'ye gol puanı verilmeyecek. Bunu da yazıp paylaşalım. Çünkü bazı arkadaşlar hala Borini falan diyorlar. Dileyen Facebook'tan bu gruba gelebilir. Bayağı bir kişiyiz zaten bu grupta. Yaklaşık 16, 10,6 bin kişiyiz yani. 10.600 kişi var bu grupta düşün. Böyle bir şey yaptım. Bayağı uzun bir şey ama önceden Fantasy Futbol Paso diye bir grup daha, bir şey daha vardı. Oyun daha vardı. Benim o zaman grubu ilk kurduğum yıllarda. Şimdi onu pek girmiyoruz. Sadece Pol Sosyal Lig'e giriyoruz. Onun için ikili grup yapmıştım ben. Dileyen bu gruba da gelebilir. Onun haricinde Joker'imizi seçtik mi biz ya? Bu hafta seçmedik. Şunu bir çıkarıp tekrar açayım.
Emülatörden açtığım için sıkıntı olabiliyor. Bu hafta biraz oyuncu bulmakta zorlanabiliriz ama. Bu hafta muhteşem beşli çok işimize yarar açıkça söyleyeyim. Onun için hiç yok yeri seçeyim ben. Ücretsiz bir çekim ortadan. Genelde ortadan seçiyorum. Bakalım ne verecek. İkinci kaptan verdi. Diğer kadroma da ikinci kaptan vermişti. Neyse versin ben bunu temizleyeyim. Okan Buruk yapacağım. Falan. Galatasaray gördüğünüz bayağı bir eksikler var Sivasspor'da. Zaten sezonun sonuna geliyoruz. Galatasaray büyük ihtimal şampiyon olacak. Onun için hata yapacağını da pek sanmıyorum. Sivasspor'u bu kadar eksikken de puan kaybetmez. Kazımcan inşallah oynarsın. Alırım oynatmazsa başlarım. 3 oyuncu Icardi'yi de alacağım tabii ki. Hatta Icardi'yi kaptan yapacağım. Galatasaray'a güvendik bu kadar da. Orta saha oyuncu alamamak sıkıntı. Kerem veya Rasiça'yı almak lazımdı. Muhteşem beşli gerçekten işime yarar. Belki Joker'den onlardan biri çıkar. Şu an kadrolar açıklanmadı. 34. hafta onun için biraz puanım olmayabilir. Onun haricinde defans hattından kim alabiliriz? Kayserispor'dan bir defans alacağım ben. Siyosu oynuyordu galiba. Bir bakayım şöyle. Son maçta oynamış. Genelde bay geçmişler. Bay geçmeden önceki maçta oynamamış bu oyuncu. Sakattı galiba. Fiyat açısından idare eder. Atlamakla aynı. Atlama bakayım. Atlamak da beğendiğim oyuncuların bir tanesi. O da bayağı bir sakatlık dönemi geçirdi. Bu sezon pek forma şansı bulamadı. Son dönemde atlama oynatmış. Garantiye almak için atlama alayım. Evet, kaleye Bilal mi oynayacaktı? Cenk Gönal oynatmış son maçta. Bu benim kafam karıştırdı. Neden son maçta Cenk Gönal oynadı? Ondan önceki maçta 5 dakika oynamış. Ha. Demek ki bu da kaleci bir sakatlanmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Sonra Kumpay geçti sonra bu Cenk oynadı. Acaba Bilal'in durumu ne? Bakalım. Öyle miymiş? Bay oynamadı zaten. Bay. 90 oynadı. Burada 80 83 dakika oynamış. Kırmızı kart görmüş. Bilal Beyazıt. İki maç ceza alsa bu maçta oynatır mı ki onu? Kayserispor'u bilemedim ya. Bilal oynar mı? Cezası bitmiş olması lazım. Sakat ve cezalarda Bilal gözükmüyor. Değil mi? Bilal Beyazıt göremiyorum şu an. Eren Elmalı, Güray Vural, Orkun var. Ümraniye'den. Emre Kılınç ya da bari onlar var bakıyorum yok yani gözükmüyor kart cezalısı. Bilemedim Kayserispor'dan defans alabilirdim ama neyse ben orta sağlayayım onlardan. Mensah var. Mane var. Mane. O da iyi oyunculardan bir tanesi. Asist yapabilir. Başak hatta Mamatian var. Forvet hatlarına da çok güvenemiyorum. Gavronovic son maçta da pek oynamıyor. İlhan Parlak desen öyle. Yani forvet olarak alınabilecek pek oyuncu yok ya Kayserispor'dan. Alırsak Mama Tiam. Hiç belli olmaz. Almıyoruz. Tiam şov yapıyor. İki tane oyuncu almak da biraz riskli biliyorum. Neden kaptan onu yaptım onu da anlamadım. Son maçtaki performansına bakacaktım. ...89 dakika oynamış. Şimdilik böyle olsun. Galatasaray'dan şu anlık bir oyuncu alamam. Çünkü 4 oyuncu alabiliyorum. Muhteşem beşlim yok. Kasımpaşa İstanbulspor. Kasımpaşa'nın forveti aslında Mamadou Fall veya şey olabilir. Koyta oynatmış son maçta. Ben orta sahaya bir bakayım ilk önce. Aklıma ilk gelen önce şu defansın tarafından da oynatıyor. Bazen gol atıyor. Aklıma gelen Eyserik var. Ya Eyserik alacağım ya da Münir'i alacağım. Münir de son maçlarda pek etkili olmuyor. Gerçekten son maçlarda bir düşüş var kendisinde. Bay geçtik yaptığı geçme bak 83. 29 dakika oynamış. Baya bir kötü yani Münir. Eyserik asist mi yapmıştı? Ona bakalım. Fiyat da uygun.
Son maçta asist yaptı, evet. Son bay geçen 89. Şimdilik S2 alayım, belki değiştirebilirim. Mamadou Faal neredesin? Mamadou Faal'ı alalım. İmraniye'den Umut'u alacağız. Unutmayın onu, aklımdayken hemen Umut Nahir'i yapıştırayım. Antalya var, Başakşehir var. Adana Beşiktaş maçı. Evet, Belhanda. Bu maçta gollü olabilir Beşiktaş bu maç. Onyekuru mu Belhanda mı? Belhanda alalım bu sefer. Bir şey olmaz. Forvet'e kim alacaksın? Şerif'i de alabilirsin. Abubakar'ı da alabilirsin. Cenk'i de alabilirsin. Yani alabilirsiniz. Ben Abubakar alayım. Param azaldı. Şey olmadan bir kaydet. İkinci kaptan mı seçti? Mehmet Yan. Sağlam bir orta saha. Beşiktaş'tan mı alayım? Redmond var, aklıma gelebilecek bir isim. Beşiktaş kendisi aslında da deplasmanda. Ancak o maçın zor. Trabzonspor'un hoca alabilirsin. Kim var? Abdülkadir Ömür var. Bakasetas bizim maçı izleyeceğiz. Biz oynat. Trezeguet'i oynatmadı. Vallahi bilemiyorum. Trabzonspor kek güvenemiyorum. Borini var. Karagümrük'ten Cagne var tabii ki. Bir satın alsak mı ki diyorum ya. 9 milyonum var. Bir de orta salsam. Param yeter mi bilemedim açıkçası. Kadromu paylaşsam zaten Discord'dan şöyle kadroyu paylaşıvereyim. Sohbet odası da yapıştır. Oradan tıkla, onayla. Büyük ihtimal gelmiştir belki. Evet, böyle yaptım, 10 milyon geldi. Ne tatlı oldu. Bütçemi şu an 10 milyon yaptım. Adam Allah'tan kaydetmiştim. Galatasaray'dan orta saha almak için Rasiç'e veya Kerem, ama şu an alamayacağım. Muhteşem bir işlem yok. Karagümrük'ten Borini'yi alayım diyorum ben de. O da biraz pahalı ama. Bakalım bütçem yetecek mi? 10 milyon muydu Borini, 9 muydu? Kendisini tam hatırlayamadım. Hatta zam yapmışlar, 10-25 olmuş ya Borini. Ne yaptınız abi ya? Artık son haftalar yani, değiştirmeyin. Etemi de son hafta değil, yoksa Etemi de alırdım ben de. Biz de Antalya'dan alırız abi. Borini alamıyorsak Trabzonspor'da pek güvenmiyorum açıkçası. Antalya aklıma gelen Enda var, Larsson var. Enda son maçta 45 dakika oynadı. Bazen bunu yedek bırakıyor. Ondan dolayı da çekiniyorum açıkçası. Asist yaptı ama. Larsson var aklıma gelen ilk oyunculardan bir tanesi. O maç 89. O da kaç maçtır iş yapamıyor. Belki Başakşehir maçında gol atar. Bak en son Sivas atmış. Yapıştır abi. Bir de şey bakacağım. 2 milyonum var ama. Komiser açıklandıktan sonra bütçe gelir. Defans kaydı alabilirsem çok iyi. Onun için Joker kullanmak pek istemiyorum. Muhteşem 5'li dışında çıkarsa işime yaramaz çünkü. Muhteşem 5'li dışında çıkarsa işime yaramaz. Çünkü yedek forvet alabilecek miyim? Bütçeye bağlı. Yakıt almadım bu hafta. Kim oynar? Orkun oynamayınca yedeğe kim alıyor? Ona bakmak lazım. Serkan zaten kadro dışı. Berke'yi oynatmış mı hiç? Bir bakayım son maçta kadroyu almış mı Berke'yi? Bu maçta bir almış, bu maçta almamış. Anıl mı aldı acaba? Nasıl olmuş bu ya? Şuradan bir bakayım ben. Emin olamadım.
Ümraniye spor maçına bakacağım da. Bu niye böyle yapıyor? Bir reklam gibi bir şey geliyor oradan. Tıklanmıyor ya. Kafayı yedi ya. Bizim makine kafayı yedi. Bize diğer hesaptan açarız. Maç golik. Yedek kaleci Kayserispor'un kalecisi alınabilir ya da Ümraniyespor'un kalecisi alabilir ama Orkun cezalı, ondan dolayı şey yapamadık. Bilgisayarda biraz kasma oldu benim maalesef. Şimdi iyi halledebileceğiz. Ümraniye bulayım buradan. Başakşehir maçına bakıp oradan bakacağım. Yedek kalecisi kimmiş? Anıl Demir almış, evet, kaleye. Hatta iki kaleci almış ya. Berke'yi de almış. Bu kafayı yemiş. Kim oynatacak ya bu? Büyük risk bence. Bu maça girilmez ya. Bu maçtan kaleci alınmaz. Orkun cezalı olması iyiymiş ama göremeyeceğim ki kadroyu. Valla yedek Kayseri kaleci alır. Kayseri kaleci, o da muamma. Yani Kayserispor'un da sıkıntılı. Bakabilirsek ona bakalım. Zaten bay geçip duruyor Kayseri, bedavadan puanlar alıyor. 2 kalan maça bakalım. O maçta bir sıkıntı vardı. Cenk Gönül'ün oynatmıştı, evet. Şey, Sırt dedik. Büyük ihtimal Cenk Gönül cezalı diye oynadı o. Konya maçında. Büyük ihtimal Cenk Gönül kazalı diye oynadı. Cezalı diye oynadı. Ankara Gücü maçı 0-0 bitmiş. O maçta kaleci sarı kart mı görmüştü? Ben nereye tıklamışım? Kafa gitti ya. Adana Demirspor maçında evet Bilal bir cezası vardı büyük ihtimal. Kart cezalısı mıydı? Bilal kırmızı kart görmüştü. Direkt görmüş değil mi bu? Ondan 2 maç ceza almıştır. Gönen girmiş zaten direkt 85'te. 2 maç ceza almış abi. Bu maçlar sayılıyor mu bilmiyorum. Hiç puan aldıkları maçlar. Konyaspor maçında oynamadı. Tamam, anladık. Bu maçta oynamadı. Bu maç cezası bitti mi? Yani Alanyaspor maçında oynayacak mı bu adam? Bilemiyorum. Yani onun için riske atmak da istemiyorum. Kaleye kim alabilirsiniz bilemedim gerçekten. Neyse, çok uzattık. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. İki oyuncu aldığımda yorumlara yazarım, yani yorum olarak yazarım.